Yaptığım işi de ben şöyle tanımlıyorum. Çalışanların, kurumların ve toplumun uyumda kalabilmesi için bu üçünün arasındaki bağın nasıl olması gerektiğine dair strateji temelli çalışmalar yapıyorum. Yani şirketlerin gelecekte uyumda kalmak gibi bir meselesi var. Böyle bir meseleleri var. Çünkü biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Fortune 500'deki şirketlerin %52'si geçtiğimiz 15 yıl içerisinde oyunda kalamadı ve yok oldu. %52'si yok oldu. Evet. Kaç yıl içinde dediniz? Son 15 yıl içerisinde. Son 15 yıl içinde %52 yok olduysa önümüzdeki 15 yıl içinde ne olur? Var mı bir çalışma bu konuda? Öyle bir çalışma yok. Adaptasyon, çeviklik ve bugün geleceğe dair ne yapacağınıza bağlı olarak ayakta kalıp kalamayacağınız ortaya çıkacak. O zaman şöyle bir soru sorabilir miyim? Neden yok oldular? Bir ortak bir özellikleri var mı yok olanların son 15 yılda? Var. Ortak özellik olarak baktığınız zaman genelde dijitalleşme ve teknoloji deniyor. Ama bunun altında yatan aslında başka bir sebep var. Yani daha alt bir sebep var. O da aslında insan davranışı değişiyor. Kültürlerimiz değişiyor, değerlerimiz, anlam arayışımız değişiyor. Ve bunu değiştiren de teknolojiyle birlikte başka büyük faktörler var. Bu faktörleri bir arada baktığımız zaman neden yok olduğumuzu çok daha rahat anlayabiliyoruz. Örneğin bunlardan bir tanesi nüfus artışı. Çok önemli bir veri. 2030 yılında dünya nüfusu 8 milyara, 2050 yılında 9 milyara çıkıyor. Çok ciddi bir rakam. Şehirleşme artıyor aynı zamanda. 2030 yılında şehirlerin yani nüfusun %50'si şehirlerde yaşayacak. 2050'de %60'ı, 2100 yılında %80'i neredeyse. 10 milyar insandan bahsediyoruz şehirlerde yaşayacak. Bununla birlikte uzayan bir ömür var. 100 yıl ötesi yaşamaya başlıyoruz. 2050 yılına geldiğimiz zaman yaşımız da 65 yaş ve üzeri. Her 4 kişiden bir kişi 65 yaş üzeri olacak ve aynı zamanda 80 yaş üzeri de artmaya başlayacak. Tüm bunlar bize aslında bazı şeyleri gösteriyor. Mesela altyapı ihtiyaçları değişecek, şehir ihtiyaçları değişecek, enerji ihtiyaçları değişecek, sağlık ihtiyaçları, fiziksel ihtiyaçlarımız birçok şey değişmeye başlıyor değil mi? Şimdi bunlarla birlikte o zaman ne oluyor? Beklentilerimiz de değişmeye başlıyor. Artan ömürle birlikte anlam arayışımız da artmaya başlıyor. Şirketler bu değişimi öngöremiyor mu? Ayak uyduramıyorlar da mı? Evet, yok oluyorlar? Öngöremiyorlar. Birkaç sebep var. Birincisi geleceği anlayamayanlar var. İkincisi anlayıp adapte olmakta zorluk çekenler var. Bir de anlayıp cesaret edemeyenler var.